Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçim stratejisiyle daha önce gördüklerimizle benzeşmeyecek bir döneme mi işaret edecek? Yani sonuçta bir yerel seçim de var. Sayın Cumhurbaşkanı da bu konuda Mehmet Şimşek'e en azından yerel seçime kadar bir yetkilendirme yaptığı öngörüsüne sahip birçok uzman. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama acı reçeteyi seçim öncesi vatandaşa hissettirmek Cumhur İttifakı'nın aleyhine sonuçları doğurmaz mı? Zaten şimdiki Sayın Şimşek'in sıkıntısı burada başlıyor. Yani gerçek istediği politikayı uygulamak istese ilk bir yıl çok acı sonuçlar olacak. Bu tartışmasız, bu çok net. Kontrollü şimdi davranıyor diyorsunuz. Şeyde de Mart'ta da tabii Mart'ta da şimdi yerel seçim var. Şimdi dolayısıyla Sayın Şimşek'i ve ekibini zor duruma sokan bu olay. Şimdi istedikleri politikaları uygulasalar saray kabul etmeyecek. Çünkü acı sonuçlar hemen görülecek. Şimdi yani birkaç ay sonra bu sonuçları, acı sonuçlar görülmeye başlayacak. Dolayısıyla şimdi orta bir yol bulmaya çalışıyor. Ama bana sorarsanız orta yol daha da kötü. Örnek, şimdi Merkez Bankası faizi %15 yaptı. Aslında Merkez Bankası Para Kurulu buna karar vermedi. Bu karar yine sarayda alındı. Yine şey yapıldı. Yani Merkez Bankası bağımsız olmadı. Mesela şimdi Sayın Şimşek geldi de Merkez Bankası bağımsız mı oldu? Hayır. Hayır, asla olmadı. Çünkü bu karar yine sarayda verildi. Eğer Merkez Bankası bağımsız bir şekilde karar alsaydı eminim ki faiz oranı minimum %20 olacaktı. Şimdi yapamadılar, 15 ile başladılar ve ne oldu? Herhangi bir şeye gösterge hiçbir etkisi olmadı. Ve ben olmayacağını da söylemiştim. Çok netti, olmayacaktı. Çünkü piyasa minimum %20 bekliyordu. Onun da bir anlamı var, bir gerekçesi var. Yani siz şimdi hem piyasadaki oyunculara soruyorsunuz, piyasadaki oyuncular görüşlerini belirtiyor, sonra da onların dediklerini hiç dikkate almadan siz kendi bildiğinizi yapmaya çalışıyorsunuz. Yani sonuçta döviz artarak devam ediyor. İşte 26'yı geçti. Tabii. Bakın bir ay seçimden sonra daha bir ay geçmeden %35'e yakın bir paramız değer kaybetti. Maalesef. Dikkatini çekerseniz dolar değer kazandı demiyorum. Paramız değer Tabii. kaybediyor diyorum. Milli paramız. Evet. Şimdi bu duracak mı? Durmayacak. Yani piyasa artışa devam edecek ve daha yüksek faiz talebinde bulunacak. Şimdi bunu Mehmet Bey de gayet iyi biliyor. Eminim Merkez Bankası'ndaki yöneticiler de biliyor. Ama bunu yapamadılar. Yapamazlar da. Çünkü saray tamamen serbest bırakmadı. Yerel seçimlere kadar, yerel seçimleri almak için şu anda bu politikaların tam anlamıyla uygulanmasına izin vermeyecek. Bu daha kötü bir durum biliyor musunuz ülkemiz adına? Belki AK Parti burada yerel seçimlerde belediyeleri tekrar almak için bir strateji geliştirmiş olabilir. Ama ben ülke adına bu durumun daha kötü sonuçlar doğuracağına inanıyorum. Mesela daha yüksek bir faiz artışıyla başlasaydı ne olurdu Can Bey? Mesela ben olsam ne yapardım? Ben olsam %25 ile başlardım. O zaman piyasa bu şu anki döviz atakları olmazdı, dururdu. Ve yeni yönetime en azından 3-5 ay bir yeni politikalarını, kararlarını uygulamak için bir şans tanırdı. İşte kademeli olarak bütün bu şeyler düzeltilecek. Aslında bu mesela kur korumalı mevduatın uygulamasının kademeli kaldırılması gayet normal ve mantıklı bir şeydir. Doğrudur. Ama bazıları var ki bunlar kademeli falan olmaz. Yani ihracatçının getirip %40'la bozdurması bilmem nesi falan. Bunlar kademeli olmaz. Yok işte şu kadar kredi kullanırsan bu kadar devlet tahvili alacaksın. İnanın bana şu anda bankalar, finans dünyası asla ve asla kendilerine göre, bankacı kurallarına göre karar alamıyorlar. Bütün kararları ne yapacakları zaten belirlenmiş. Aslında Sayın Şimşek'in derhal bu kararlara son vermesi gerekiyordu. Ama veremedi. Şimdi veremeyince aynı yanlışlıkla bunu kademeli diyor. Bazılarının kademelisi olmaz Can Bey. Bazıları derhal yapılmalıdır. Bazıları kademeli olarak geçmelidir. Ama yapamadı. Bakın yaklaşık 3 hafta, 1 aya geliyor. Ama faiz şeyi dışında herhangi ciddi bir karar alamadı. Çünkü bu kararlar alabilecek bir yetkiye ben sahip olduğunu düşünmüyorum. Peki bunu sarayın bilerek tekrar, gelmedin mi Sayın Şimşek? Vallahi şu anda konuşulan o. Yani aslında bütün bunlar konuşarak geldi. Ama Sayın Cumhurbaşkanı şu anda o konuşulanlara ne kadar sadık kalıyor, ne kadar o konuşulanlar çerçevesinde yetki veriyor... Yani o tartışmalı. Mesela örnek, şimdi Merkez Bankası Başkanlığı oradan alıyorsunuz, BDDK Başkanı yapıyorsunuz. Yani şimdi yani bunu neyle izah edeceğiz? Yani şunu söylüyor Sayın Cumhurbaşkanı, yani hala yetkiler bende diyor.
Yani ben diyor karar veririm diyor. Yani tamam siz görüş söylersiniz ama karar benim diyor. Şimdi dolayısıyla Sayın Şimşek'in kendisinin inandığı ve doğru olduğu için politikalarının uygulama zemininin olduğunu düşünmüyorum. Yani kısmen yapabiliyor. Bence işte bu kısmen de ekonomiye gerçekten daha şey zarar veriyor. Ve önümüzdeki günlerde vatandaşı ne bekliyor? Onu söyleyeyim Can Bey. Bakın Temmuz ayından itibaren enflasyon tekrar artışa geçecek. Yani çok ciddi fiyat artışları var. Temmuz ayında fiyat artışları bakın çok sürpriz artış oranlarıyla da karşılaşabiliriz. Çok ciddi bir şekilde. Ya eğer TÜİK bunları manipüle etmezse ben Temmuz ayının tarihi bir Temmuz ayı olacağını düşünüyorum. Şimdi o yüzden de ben Sayın Şimşek'e şunu öneriyor. Yani sizin programlarda söylemiştim. Aynı şeyi tekrarlıyorum. Buyurun. Eğer gerçekten Sayın Şimşek bu ülkede ekonominin adına doğruları yapmak istiyorsa ve bu ülkede hakikaten bir iz bırakmak istiyorsa yapması gereken birinci iş TÜİK'le ilgilidir. TÜİK'in üst düzey kadrolarını derhal değiştirmelidir ve gerçek enflasyon hesaplamalıdır. Peki. Gerçek enflasyon hesaplamadığı sürece insanların yoksullaşmasını, fakirleşmesini ve satın alma gücündeki düşüşü asla ve asla düzeltemezler. Şimdi asgari ücreti işte haberlerde vardı sizin girişinizde. 11.400 lira yaptılar. Hı. Bir haftada 38 dolara, 438 dolara geriledi. Tamam bu şey yapacak zaten. Birkaç hafta sonra da 400 doların altını görecek yine. Yani asgari ücreti nominal artırmanız bir şey ifade etmiyor. Yani asgari ücretle çalışanların satın alma gücünü iyileştirmiyor. Ben hep bunu anlatıyorum. Asıl olan sizin fiyatları kontrol edebilmeniz lazım. Fiyatı, enflasyonu aşağı çekebilmeniz lazım. Bu TL'deki değer kaybını sınırlandırmanız lazım. Bunu yapamıyorsunuz. Yapamadığınız sürece siz nominal artırın. Birkaç ay sonra açlık sınırı göreceğiz zaten. Muhtemelen Temmuz sonrası açlık sınırı veya Ağustos sonrası. Yani bir veya iki ay sonra çok çok büyük ihtimalle açlık sınırı tekrar asgari ücreti geçecek. Her zamanki kısır döngü devam edecek. Zaten böyle dibine geldi aslında değil. Şu anda. 11 bin lira yoluna evet, geldi. Bunlar çözüm değil Can Bey. Yani çözüm hep onu söylüyorum. Elinizde doğru veriler yoksa hiçbir zaman doğru bir politika uygulayamazsınız. Ve doğru bir karar alamazsınız. Doğru bir karar alamazsanız son bir cümle. Nasıl daha iyiye gideceksiniz? Teşekkür ediyorum Birol Bey. Yine aynı dileklerle bitireyim. Umuyorum ki değer kazandığı günleri de konuşacak fırsatımız olur Türk Lirası'nda. Vatandaşın gerçek gündemini tartışmaya, konuşmaya devam ediyoruz. Bayramdan sonra ekonomi nasıl olur dedik. Bugünden başlayan bir analiz ortaya koydu. Birol Aydemir, TÜİK'in eski başkanı, İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı. Teşekkür ediyorum Birol Bey. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar hayırlı bayramlar diliyorum. Sağ olun. Aynı dileklerle.